Amerika'daki son gelişmeler tüm dünyaya damgasını vurmuş durumda. Pandemi biliyorsunuz tüm dünyayı hem siyaset olarak hem ekonomi olarak hem de haber akışı olarak tamamen avuçlarının içerisine almıştı. Ama Amerika'da yaşanan son gelişmeler o pandemi rüzgarını hafifçe yavaşlatmış durumda. Özellikle bundan sonraki süreçte sadece pandemi değil Amerika'daki siyaset sürecinde bol bol konuşacağız gibi görünüyor sevgili dostlarım. Aynı zamanda tabii bunun rakamlar üzerinde de çok önemli etkileri olacak. Buradaki kritik soru işareti ise şu: Amerika bir dağılma sürecine mi giriyor? Amerika yıkılıyor mu? Dünyanın süper gücü artık Amerika olmayacak mı? Bundan sonra Amerika her yerde hükümranlığını ilan edecek mi, etmeyecek mi? Bunlar tartışılıyor. Bana göre bunları konuşmak için çok erken. Diğer taraftan Amerika bu tür krizlerden genel itibariyle güçlenerek çıktı arkadaşlar. Yine aynı tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gelişmelerin büyük bir kısmı Trump'ın işine yarayacak. Trump'ın tekrar seçilmesi noktasında elini biraz daha kolaylaştıracak. Yine bunun da nedenlerini sizlerle paylaşacağım. Yine önemli bir başka konu, Türkiye'de dahil olmak üzere biz de bugün itibariyle yeni normalleşme sürecine girdik biliyorsunuz. Dünyanın pek çok yerinden normalleşme sinyalleri geliyor. Bu normalleşme adımları ne kadar doğru oldu, ne kadar iyi olacak, bu hastalığın daha hızlı yayılmasını beraberinde getirebilir mi? Yoksa bu hastalık artık durma noktasına gelecek bundan sonraki süreçte ve her şey tekrar yoluna, rayına oturacak mı? Bunlar da tartışılıyor elbette ve bütün bunların toplamında da rakamlar karşımıza nasıl çıkacak? Aynı zamanda bu hafta kritik bir hafta. Daha önceki videomda da sizlerle paylaşmıştım. Neden kritik arkadaşlar? Arka arkaya önemli veriler açıklanacak. Bunların bazıları PMI verileri, bazıları büyüme verileri, bazıları enflasyon verileri ve Cuma günü özellikle Amerika'da işsizlik rakamları açıklanacak. Perşembe günü de işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bu iki rakam da piyasaları çok yakından ilgilendiriyor. Dünya ekonomisinin ve Amerika ekonomisinin ne tarafa doğru evrildiğini de bizlere net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki onları takip ediyoruz çünkü dünyanın en büyük ekonomisinde ve dünyadaki gelişmeler Türkiye ekonomisinde çok yakından etkiliyor arkadaşlar. Amerika'nın karışması da dünyayı çok yakından etkiliyor ve Türkiye'yi çok yakından etkiliyor. Doğal olarak da bu süreçlerin tamamını izlemek zorundayız. Şimdi isterseniz hızlıca şöyle rakamlara göz atalım. Bu videoda haftanın ilk gününde bol bol rakam konuşalım. Altınından dolarına, dolarından borsasına, hatta gümüşüne kadar rakamlar hangi düzeyde, hangi düzeye doğru gidebilir? Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak veriler bu rakamları ne şekilde etkileyebilir? Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışalım. Bugün borsa 107 bin seviyesine kadar yükseldi. Benim bu videoyu çektiğim saatlerde daha borsa kapanışını gerçekleştirmiş değil. 106 bin seviyelerinde geziyor. 107 binin üzerinde kapatır kapatmaz bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle ben ısrarla şunu söylemeye devam ediyorum ve devam edeceğim. Her şey normalleşene kadar. Borsada, Türkiye'deki borsada ve dünyadaki borsalarda yükseliş eğilimi balonun biraz daha şişmesi anlamına geliyor bana göre. Neden? Çünkü reel sektörün verileri, reel sektörün bilançoları, reel sektörün rakamları borsayı desteklemiyor. Birinci sırada bu yer alıyor. İkinci sırada ise devletlerin bütçeleri her geçen gün bozulmaya devam ediyor. Gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika, gerek gelişmekte olan ülkeler, gerek Türkiye'deki bütçelerin çok ciddi bozulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda dış ticaret açıkları da her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşte gördüğünüz Türkiye'de çok ciddi bir dış ticaret açığı geldi. Cari açık balonunun her geçen gün biraz daha şiştiğini gösteriyor bizlere. Öbür taraftan Amerika'ya dönüyorsunuz. Amerika'da kendi ekonomisi büyüklüğünde çok ciddi bir dış ticaret açığı verme eğiliminde ve veriyor. Avrupa Birliği keza bu şekilde ve tüm dünyada bütçelerinde bozulduğunu görüyoruz. Sadece bütçeler mi bozuyor? Hayır, aynı zamanda para akışları bozuluyor, ticaret bozuluyor. Ve doğal olarak her ülkenin ekonomik verileri çok ciddi bozulma eğiliminde. Ve bu koşullar içerisinde borsaların yükselmesi
tamamen suni bana göre arkadaşlar. Hiçbir gerçekçiliği yok ve çok yakın zaman içerisinde çok ciddi kırılmalarla karşı karşıya kalınabilir. Ve ne yazık ki her zaman olduğu gibi yine bu sefer de küçük yatırımcılar bu işten büyük zararla çıkacaklar gibi görünüyor. 107 bin seviyesinde bir borsa var. Yükselebilir mi? Evet, yükselebilir. Ama sonuç itibariyle geri çekilmesi emin olun yükselişinden çok daha hızlı olacaktır. Ve kayıplar da gerçekten dramatik olacaktır. Bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Dolara geldiğimizde dolar çok ilginç bir hareket yaptı. 6.90 seviyesine kadar yükseldi. Özellikle sabaha karşı saatlerde. Sonrasında tekrar geri çekildi. Hatta 6.79 seviyesini bile gördü. Ve bir miktar toparlandı. 6.80, 81, 82 civarında hareket ediyor. Bana göre şu anda dolar çok kritik bir seviyede. 6.80'in üzerinde tutunduğu sürece, kaldığı sürece ilk etapta 6.90-95 aralığını işaret ediyor. Daha sonrasında da biz çok yakın zaman içerisinde, haftalarla sayılabilecek bir zaman içerisinde, hatta belki bu hafta, hatta belki önümüzdeki hafta tekrar 7 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar. 7 seviyesini gördükten sonra ilk hedef 7.20'nin üstü olacaktır. 7.20 kırıldıktan sonra da dolar büyük ihtimalle bundan sonraki süreçte rekor üzerine rekor kırmaya devam edecek ve Türkiye'nin para ihtiyacını karşılayamaması durumunda, swap anlaşmalarını gerçekleştirememesi durumunda, yeteri miktarda borç bulamaması durumunda, ihracatını arttıramaması durumunda ve tabii ki turizm gelirleriyle işçi döviz girişini arttıramadığı sürece bu döviz sıkışıklığı devam edecek. Merkez Bankası'nın rezervleri de her geçen gün biraz daha sıkıntıya girecek ve doğal olarak dolar üzerindeki baskı artacak arkadaşlar. Doların üzerindeki baskının artmasıyla birlikte de o dediğim hareketleri görmeye devam edeceğiz. Benim korkum devalüasyonist bir hareketin olabilmesi yönünde. Yani bir anda 6.80-6.90 civarında gezinen doları biz birkaç gün içerisinde 8 lira 9 liranın üzerinde görürsek işte o zaman sahiden enflasyonist bir baskı oluşturacaktır ve kırılmaları arttıracaktır ekonomi üzerindeki. İşsizliği arttıracaktır, reel sektörü daha çok zorlayacaktır ve bankacılık sisteminin de risklerini arttıracaktır. Özellikle batık kredileri arttıracaktır. Bu anlamda sıkıntılı devalüasyonist bir hareket olması. Ama kademeli bir yükseliş olursa ve sürece bir şekilde izin verilirse ve sürecin işleyişine çok da fazla müdahale edilmezse en azından baskı olmayacağı için patlama daha az olacaktır. Kademeli yükselişlerin önlemi daha rahat alınabilecektir. Bu uyarıyı da özellikle yapmak istiyorum. Ama her koşulda bence bundan sonraki süreçte dolarda bir gevşeme hareketi yok. Dolarda yukarıya ritim kademeli kademeli devam edecek normal koşullar içerisinde. Bankacılık sisteminden bahsetmişken bankacılıkla ilgili yeni bir paket açıklandı. Yeni bir kredi paketi açıklandı. Biraz komikçe bir paket çünkü içinde tatil paketi var, içinde konut paketi var, içinde araç paketi var, içinde tüketici kredisi paketi var. İnsanların harcama eğilimlerinin, İnsanların harcama kabiliyetlerinin bu kadar düşük olduğu bir ortamda eğer ki bu tür kredi paketleri çıkartılıyorsa bu kadük bir doğumdur arkadaşlar. Evet, bir miktar insan elindeki peşin parayı kullanarak konut sektörüne bu avantajlı ortamda yönelebilir ama bu konut balonunun daha da şişmesini beraberinde getirecektir. Çünkü ödeme kabiliyeti olmayan pek çok insan o 12 ay ertelemeli kredilere girerek bu sıkıntının büyümesini beraberinde getirebilir. Yani 12 ay sonra insanlar işsiz kalırsa, ödeme kabiliyetleri olmazsa bunların büyük bir kısmı batağa döner ve bu kamu bankalarının eline konut stoklarının yığılması anlamına gelir arkadaşlar. Çok kritik bir meseleden bahsediyorum bakın. Yani müteahhitin elindeki konutların kamulaşması sürecine giriliyor. Adım adım zaten önümüzdeki dönemde bunu çok net göreceğiz. Ama geçmişte de bunun örneklerini görmüştük. Biliyorsunuz bence bu süreç iyiden iyiye hızlandırılmaya çalışılıyor. Vatandaşın ne kadarı alabilir konut bu koşullar içerisinde bilmiyorum. Avantajlı mı? Evet, avantajlı ama riskin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda kimse açıkçası bu tür bir riski dahi üstlenmek istemeyebilecektir.
Yine biz isterseniz biraz da Euro'yu konuşalım. Euro da 7.57-7.96 seviyelerinde şu anda. 7.55-7.57 aralığında diyebiliriz rahatlıkla. Euro bana göre 8 liranın üzerine doğru bir hareket yapacaktır doların yükselişiyle birlikte. Ama parite hareketi çok kritik burada. 1.11 seviyesi çok yüksek bir seviye. Paritenin hızlı bir şekilde geri gelmesi durumunda, geçmişte bunun örneklerini çok sık gördük biliyorsunuz. Yani 1.12'lerden 1.08-1.07'ye doğru ilerleyen bir parite hareketinde Euro'da bir miktar gevşeme olabilir. Dolar'da daha hızlı bir yükseliş olabilir. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Faiz cephesinde 8.14'e gelmiş bir faiz oranı var. Bu kritik bir seviye arkadaşlar. Merkez Bankası politika faizinin yakınında seviyelere geldi. Daha önce piyasa Merkez Bankası'nın politika faizine uyum sağlamıyordu. Bu sayede uyum sağlamış gibi görünüyor. İşe yarar mı, yaramaz mı? Onu ayrıca göreceğiz. Ama özellikle konut kredilerinin geri çekilmesiyle bu etkinin yaratıldığını da söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve altın onsu, herkesin merak ettiği konulardan birisi ve tabii ki aynı zamanda gram altını da konuşacağız. 1730 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. 1730 doların aşağıya doğru kırılmaması aslında sürekli olarak 1760 seviyesini bizlere işaret ediyor. 1760 çok kritik bir nokta arkadaşlar. En önemli direnç noktalarından birisi. Buranın kırılması durumunda çok hızlı bir şekilde kendisine altın onsu 1800 doların üzerine atacaktır. Şimdi burada Amerika'ya dönmemiz gerekiyor. Çünkü Amerika'daki iç gerilimler, Amerika'nın Çin'le yaşadığı, sürekli olarak yaşadığı ve tırmandırdığı ticaret savaşları. Tabii ki Trump'ın yaptığı bir şey bu. Çünkü siyasi bekası ile ilgili adımlar atmak istiyor. Ve ikinci kez, bir kez daha seçimleri kazanmak istiyor Trump. Bunun için de iç piyasadaki sorunları bir şekilde kendi lehine kullanmaya çalışacak. Ekonomiyi biraz daha dışarıya itmeye çalışacak. Çünkü ekonomik veriler pek de iyi değil. Aynı zamanda da kendisine bir dış düşman yaratacak. Belki birkaç tane dış düşman yaratacak. Bunlar kim olacak? Başta Çin, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada Türkiye gelebilir. Bu üç ülkeyle bir şekilde gerilimi tırmandırarak kendi iç piyasasındaki milliyetçi oyların alınmasını sağlamaya çalışacak. Ama buradaki kritik nokta şu: bu gerilimlerin artması aslına bakarsanız ülkeler arasındaki siyasi gerilimleri de beraberinde getiriyor. Bir yandan pandemi, bir yandan siyasi gerilimlerin artması, bir yandan sosyal meselelerin artması. Biliyorsunuz hem Hong Kong'da yaşanıyor meseleler, hem de Amerika'nın kendi içerisinde. Yarın öbür gün nerede yaşanacağını da hep birlikte göreceğiz. Ve risklerin arttığı bir ortamı beraberinde getiriyor. Ve doğal olarak da para, yani paranın sahibi güvenli liman olan noktalara kaçmaya çalışıyor. Güvenli liman olarak şu anda altın çok net bir şekilde ön plana çıkmış durumda. Onun için altına olan talep de her geçen gün biraz daha artacak gibi görünüyor. Evet, 1730 doların üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle 1760 dolar seviyesi kırılacak. 1860 dolara giden bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Daha sonrasında da 1860 kırıldıktan sonra 2000-2500 dolar aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hemen gram altına da bakalım isterseniz. Gram altında 380 liranın üzerine çıkmış durumda. 380'in çok daha üzerinde olabilirdi eğer ki dolar 6.90'ın üzerinde tutunmayı başarabilseydi. Ama 6.80'lik bir dolar yanında 1730 dolarlık bir altın onsla birlikte 380 lira civarında bir gram altın görüyoruz. Hem altının onsunun yukarıya doğru sert hareketi, hem de aynı zamanda dolardaki agresif hareketlerle birlikte kısa zaman içerisinde yine biz altının gramını da 400 liranın üzerinde göreceğiz. İlk hedef 395 lira olacaktır ama sonrasında 400 lira denenecektir ve 400 liranın kırılmasıyla birlikte bir daha 300'lü seviyelerde hayal olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve petrol fiyatlarıyla tamamlayalım. Petrol fiyatları 38 doların üzerinde. Bunun net sebebi normalleşme süreci. Normalleşme ile birlikte üretimin artacağı bekleniyor. Üretimin artmasıyla birlikte petrol rezervlerinin tükenmesi bekleniyor. Daha doğrusu depoların boşalması bekleniyor. Üretimin arttırılması bekleniyor. Ve doğal olarak çarkların tekrar dönmesi bekleniyor. Çarklar tekrar döner ise
Evet, petrol fiyatları 40-50 dolar aralığına yerleşebilir. Ama önümüzdeki süreç ekonominin daha da bozulduğunu işaret ederse, ki etme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Pandeminin yarattığı yaralar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Büyümesinden işsizliğine, işsizliğinden yoksulluğuna, reel sektördeki batıklardan bankacılık sistemindeki batıklara kadar, bütün bunlar bir toplam yaratırsa petrol üzerindeki baskı devam eder. Üretim beklendiği gibi artmaz. Üretimin beklendiği gibi artmaması ile birlikte de petrol fiyatlarında çok ciddi bir gevşeme olur. Bir. İkincisi, Amerika ile Çin ticaret gerilimi iyiden iyiye artarsa ve başka ülkelerde ya Çin'de üretim yapmak aslında çok büyük bir riskmiş demeye başlarlarsa, aynı zamanda Çin üretimine olan talep de hızlı bir şekilde düşerse, çünkü en önemli tüketim kalemlerinden birisi Amerika, Çin'den çok ciddi satın alma gerçekleştiriyor. Bunun önü kesilmeye başlanırsa Çin'de üretimin zayıflaması anlamına gelir bu. Çin'de üretimin zayıflaması petrole olan talebin çok ciddi miktarda düşmesi anlamına gelir. İşte o düşüşte petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı arttırır arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreç çok ama çok kritik bir süreç ve bu kritik süreçte büyük ihtimalle diyorum, hem altın piyasasında hem dolar piyasasında yukarıyı işaret edecek, borsalarda çöküşü beraberinde getirecek, petrol fiyatlarında da 30 doların altını işaret edebilir. Bu durumda tayakkuzda olmakta fayda var, dikkatli olmakta fayda var, sabırlı ve sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.